Hapsuz. Bilinen anlamıyla dil sürçmesi. Söylenmek istenen sözcüğün doğru telaffuzunun bilinmesine rağmen istemsizce eksik ya da yanlış söylenmesi. Konuşma dilini en etkili kullananlarımız dahil olmak üzere hepimizin başına zaman zaman gelir dil Üzerlerinde çok da durmayız. Komik bir kelime ortaya çıktıysa gülüp geçeriz. Hatta çoğunlukla fark etmeyiz bile. Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud dil sürçmelerini biraz farklı yorumluyor. Ona göre dil sürçmesi davranışlarımızın tümünün gerçek kaynağı olan bilinçaltımızın konuşma dilimizde kendini göstermesi anlamına geliyor. Freud bu zamansız tezahüre parafraks ya da Latince lapsus adını vermiş. Lapsus'lar bilinçaltında buzdağının görünmeyen kısmında sakladığımız kelimelerin ağzımızdan fırlamasıdır. Aslında söylemek istediğimiz ama söyle yemediğimiz ya da söylenmesi yasak kelimeler kategorisine ekleyip bilincimizden uzaklaştırdığımız şeylerdir. Lapsus'un lapsus kalemi ve lapsus lingae olarak iki türü var. Lapsus kalemi kalem sürçmesi olarak adlandırılırken lapsus lingae ise az önce bahsettiğimiz gibi dil sürçmesi olarak adlandırılmakta. Aslında gündelik yaşamımızdan canlı yayın programlarına ya da siyasilerin bazı derlenmiş videolarına kadar aşina olduğumuz bir durum bu. Örneğin bunun gibi. Kul daralmayınca Hızır yetişmez demiş ecdadımız. Milletimiz şaşmaz ferasetiyle bu günleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu. İyi Parti'yi kurdu. Bu video için bir analiz yapacak olursak muhtemelen konuşma esnasında Meral Akşener AK Parti ile ilgili bir şey düşünüyordu beynimizin çağrışım ve tasarım özelliğinden ötürü iyi kelimesinin yerini ak kelimesi aldı ve karşımıza böyle bir hata çıktı. Lapsus kalemiye ise hukuk alanında karşımıza çıkan sehven kelimesiyle bağdaştırabiliriz. Yani yanlışlıkla yazılan, yanlışlıkla kaleme alınan kelimeler. Elbette aslında verdiğim örneklere zıt olarak tüm dil suçmelerini lapsus olarak kabul etmek belki çok mümkün değil. Çünkü lapsusu ortaya atan Freud'a göre lapsus kalem ya da lapsus lingayenin temelleri bastırılmış cinsel ya da saldırganlık içgüdülerine dayanıyor. Ancak Freud'un teorisini biraz genişletecek olursak bastırılmış düşünceler bazen elimizde sımsıkı tuttuğumuz bir balık gibi elimizden kayabiliyor. Özellikle birbirine çok benzeyen kelimelere rast gelildiğinde bu durum karşı çok daha net çıkabiliyor. Örneğin sence tango kursuna mı gitmeliyim yoksa salsa mı diye soran arkadaşına bence tanga daha estetik bir dans diye cevap veren bir birey yaptığı hatayı fark ettiği anda hafif bir utanç duygusu yaşayacaktır. Muhatabı ise çok büyük ihtimalle olayı gülünç bulacak ama üzerinde çok da durmayacak ve arkadaşını daha fazla utandırmayacaktır. Hayatta olsaydı Freud'un bu olayı basit ve masum bir dil sürçmesi olarak değil bastırılmış cinsel dürtülerin gün yüzüne çıkması şeklinde yorumlaması aşırı olasıydı. Ancak az önce üzerinde durduğum gibi bilinçaltımız cinsellik ve saldırganlıktan çok daha fazlasını, belki çok daha karanlık gizemleri içinde barındırır. Bir başka örnekle pekiştirmek gerekirse, sık sık kürsülerden halka seslenen bir politikacı düşünün. Muhtemelen mikrofonu eline her aldığında kendisinin milleti için seve seve canını vereceğinden, kendi çıkarları için uğruna hiçbir şey yapmadığından, asıl amacının halkının refah seviyesini yükseltmek olduğundan bahsedecektir. Bu politikacının bir konuşmasında "Ben halkıma hizmet için varım. Kendi cebime girecek tek kuruşun peşinde" eğer Allah beni lanetlesin demek isterken yanlışlıkla ben kendime hizmet için varım. Halkımın cebine girecek tek kuruşun peşindeysem eğer Allah beni lanetlesin dediğini farz edelim. Gülüş değil mi? Muhtemelen muhalif basın organları da komik bulup alemin fikri neyse zikri de odur şeklinde yorumlayan haberler yapacaklardır. Aslında bu verdiğim örnek tanık olduğumuz bu iki konuşmayla da denk düşebilir. Kendi içindeki taciz tecavüz hırsızlık arsızlık dalgasıyla hesaplaşmayı reddeden zihniyettir bizim zihniyetimiz. Her mitingime söyledim, yine söylüyorum. Her mitingimde söyledim, yine söylüyorum. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. İnancıyla. Elbette ki bu konuşmalar bir prompter kazasına da denk düşebilir. Ancak böyle bir durum varsa o halde de bu durum lapsus kaleminin kapsamına girer. Böyle bir durumda da metni kaleme alan kişilerin bilinçaltı üzerinde derin bir sorgulama yapılabilir. Tabii ki Freud'un dil sürçmesine olan bakış açısı bir bakıştır yoksa merakları araştırabilir ki Freud'un özellikle cinsel yönelimler üzerine hadi oradan canım o kadar da değil diyebileceğimiz görüşleri mevcut. Lapsus'un da kökenleri herhangi bir derin anlam aramadan sadece kelimelerin birbirine benzemesi ya da nöronların anlık bir hata ile yolunu şaşırması olarak da açıklanabilir. Ancak ne olursa olsun bilinçaltımızın bizim farkında olmadığımız bir çöplük olduğu açıktır. Ve bu çöpleri ne kadar geri dönüşüme sokarsanız sokun birden alev alıp bizi ele geçirebiliyor. Neticede iceberg'in bir de görünmeyen yüzü olabiliyor. Yine de Cenab-ı Şahabettin'in dediği gibi düşüncelerimizin sahibi değil kölesiyiz deseydim Lapsus Lingayet üzerine düşmüş olurdum. Ancak düşüncelerimizin kölesi değil sahibiyiz demiş ünlü şair. Ancak buna mukabil La Edri'ye göre laf ağızdan çıkana kadar senin esirin, ağızdan çıktıktan sonra sen onun esirisindir. Ancak bu esirlikten kurtulmak, düşüncelerimizi değiştirmek elbette mümkün. Laedri demişken Laedri ne güzel söylemiş diye düşündüğünüz belki vardır. Ancak Laedri diye biri yok. Laedri Arapça'da bilinmeyen anlamına geliyor. Arap edebiyatında yazarı belli olmayan edebi eserlerin sonuna yazılır. Yani güzel sözlü sözlerin altına yazılan Laedri ifadesi yazarın ismi olmaktan ziyade aslında anonim anlamına geliyor. Alın şimdi bu bilgileri ne yaparsanız yapın. Laedri